Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hayrul hadisi kitabullah ve hayrul hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrül umuri muhtefatuhâ ve kullu muhtefetin bid'a ve kullu bid'atın dalâle ve kullu dalâletin finnâr. Allahümme allimnâ mâ yenfe'unâ ve enfa'nâ bimâ allemtenâ ve zidnâ ilmen nâfi'an ve elhiknâ bis-sâlihîn. Âmin velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Değerli dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir tefsir dersimizde yine birlikteyiz. Muhammed Ali Sabuni'nin Revaiul Beyan Tefsiru Ayatil Ahkam Minel Kur'an adlı ahkam tefsirinden Nur suresinin 1., 2., 3. ayetlerinin tefsirini yapmaya başlamıştık. Ayetlerin icmali manasını verdik ve bugün nüzul sebeplerini açıklamakla başlıyoruz inşallah. Sebebin nüzuli, nüzul sebebi, ruviye fi sebebi nüzuli ayeti kerimenin nüzul sebebi hakkında rivayet edildi ki, اَزَّانِي لَا يَنْكِهُ اِلَّا زَانِيَةً. Zina eden erkek ancak zina eden bir bayanla nikahlanır. Ayet-i kerimesinin nüzul sebebi. Evet, iddetu esbabin, birçok sebepler bu ayetin nüzul sebebiyle ilgili rivayet edilmiştir. Zekeraha el müfessirune, nitekim o nüzul sebeplerini müfessirler zikretmişlerdir. Ve nahnu nenkulu, ve biz naklediyoruz. Ecma'aha ve esahhaha, evet, en sahih, en doğru olanlarını ve en cami olanlarını burada naklediyoruz. Ve hiye kel'ati, ve o nüzul sebepleri işte aşağıdaki gibidir. Evvelen birinci nüzul sebebi şöyle. Ruviye rivayet edildi ki, enne racülen yukalu lehu merfedul ganevi. Merfedul ganevi denilen bir adamdan rivayet edildi. Kâne yahmilul usara, esir çoğulu usara şeklinde geliyor. Evet. Kâne yahmilul usara min Mekke'te, Mekke'den esirleri taşıyordu. Hatta ye'tiye bihim el Medine, onları Medine'ye getirinceye kadar Mekke'den onları taşıyordu. Ve kânet imra'atun bagiyyun bi Mekke'te, Mekke'de fuhuşla meşgul olan bir kadın vardı. Yugalü leha, o kadına Anak deniliyordu. Anak adında bir kadın vardı. Ve kânet sadigaten lehu. Evet, bu Mersedul Ganevi adındaki şahsın arkadaşıydı bu kadın. Dostuydu, aşığıydı. Ve innehu ve'ade racülen min usara Mekke'te en yahmilehu. Evet, bu Mersedul Ganevi'yi ennehu ve'ade, vaad etti, söz verdi, racülen min usara Mekke'te en yahmilehu, Mekke'deki esirlerden bir adamı Medine'ye götürmeye söz vermişti. Gale, dedi ki, feci'tu hatta intehitu ila zilli ha'itin min hevaiti Mekke'te fi leyletin mukmeratin, evet, mehtaplı bir gecede Mekke'deki duvarların birinin gölgesine
kadar geldim. Fecaet anagun ve o sırada anak denilen o kadın geldi. Fe ebsarat sevade zilliyi tahtel haiti, duvarın altında benim gölgemi gördü. Felemma intihet ileyye, benim yanıma geldiği zaman arafatni ve beni bildi, beni tanıdı. Fekalet mersedü, sen merset misin dedi. Fekultü, ben de dedim ki mersedün, evet ben mersedül ganeviyim. Fekalet, kadın dedi ki merhaben ve ehlen, merhaba, hoş geldin dedi. Helumme febit indena, helumme gel, febit indena, bizim yanımızda bu gece gecele. Febit indena elleylete, yani bu gece bizim yanımızda kal dedi. Fegultü, ben de dedim ki ya anago, ey anak, kad harramallahu teala ezzina, Allah Teala zinayı haram kıldı. Fenadet ya ehlel kıyami, ey çadır ehli, çadırdaki insanlar diye çağırdı, bağırdı kadın. Hazer raculu yahmilu esrakum, bu adam sizin esirlerinizi götürüyor diye bağırdı. Gale ve dedi ki fetebi ani minhum selasetün, o çadırdaki insanlardan üç kişi beni takip etti. Fentehitü ila garin, evet, bir mağaraya kadar geldim. Feca'u, ve onlar da benim arkamdan geldiler. Hatta gamu ala re'si ve balu, evet, benim başıma kadar geldiler. Benim arkamdan geldiler ve balu ve işediler. Küçük abdestlerini bozdular. Hatta zalle bevluhum ala re'si, hatta benim başıma kadar onların bevilleri geldi. Ve amahumullahu teala anni, ancak Allah Teala onların gözünü kör etti ve beni göremediler. Yani o mağarada, o karanlıkta beni göremediler, fark edemediler. Sümme raca'u ve raca'tu ila sahibi, sonra onlar dönüp gittiler. Fe raca'tu ila sahibi, ben de arkadaşımın yanına döndüm. Fe hameltu hatta kadimtül medinete, ve o arkadaşımı, o esir olan arkadaşımı Medine'ye getirdim. Ve Medine'ye geldik. Fe eteytu Resulallahi, Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Fe gultu, dedim ki ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi, enkihu anagan, anak adındaki kadına nikah yapayım mı, nikahlayayım mı, onunla evleneyim mi? Fe emseke, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendini tuttu. Felem yerudde aleyye şeyen, bana hiçbir şey cevap vermedi. Fe enzelallahu, ve Allah-u Teala bu olayın üzerine şu ayet-i kerimeyi indirdi. Ezzani, zina eden erkek, la yenkihu illa zaniyeten ev müşrike, ancak zina eden bir kadın veya müşrik olan bir kadınla nikahlanır ayet-i kerimesini Allah-u Teala bu olayın üzerine indirmiştir. Fekara'aha, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayet inince okudu ayeti. Aleyye er-Rasulü, Resul sallallahu aleyhi ve sellem bana ayeti kerimeyi okudu. Tümme gale, sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya Mersedü, ey Mersed, la tenkihha, o kadınla nikahlanma, o kadınla evlenme buyurdu. Evet, böylece birinci rivayeti açıklamış olduk değerli dostlar. Saniyen ikinci rivayet, nüzul sebebi rivayeti şöyle. Ve ruye enne imraten
Tud'a Ümmü Mahzul, Ümmü Mahzul diye çağrılan bir kadın. Kânet minel begâya, evet, zina ve fuhuş yapan kadınlardan biriydi. Fekânet tusâfihur racule ve teşterutu en tunfika aleyhi, evet, erkekle ilişki kuruyordu ve kendisi ve teşterutu en tunfika aleyhi ve ona infakta bulunmayı şart koşuyordu. Fe erâde racülün min ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem en yetezevveceha, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından bir adam o kadınla evlenmek istedi. Fe enzelallahu teala, Allah Teala da bu olayın üzerine şu ayet-i kerimeyi indirdi. Ezzaniyetu la yenkihuha illa zanin ev müşrik. Evet. Zina eden bir kadın la yenkihuha illa zanin ev müşrik, yani o kadını ancak zina eden bir erkek veya Allah'a şirk koşan müşrik bir erkek ne yapar? Nikahlar. Ayet-i kerimesini Allah Teala o olayın üzerine indirmiştir. Salisen, üçüncü nüzul sebebi rivayette de şöyle: ve ruviye enneha nezelet fi ehli suffe, rivayet edildiğine göre ayet-i kerime suffe ehli hakkında inmiştir. Ve kânû kavmen minel muhacirin, evet, suffe ehli muhacirlerden bir topluluk idiler. Velem yekun lehum mesakini, onların oturacakları, ikamet edecekleri meskenleri, evleri yoktu. Vela aşairu, onların aşiretleri de yoktu. Fenezelu suffetel mescidi, dolayısıyla Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'nin suffe denilen yerine inmişler ve orada kalıyorlardı. Ve kânû erba'a mi'eti racülün, ve sayıları 400 adam idiler. Yeltemisûner rızga bin nihar, gündüz rızıklarını arıyorlar, rızıkları için çalışıyorlardı. Ve ye'vûne ile suffeti billeyli, gecede suffe denilen yere geliyorlardı, orada kalıyorlardı. Ve kâne bil medîneti, ve Medine'de begâya, fuhuş yapan, zina yapan kadınlar vardı. Müteâlinâtün bil fucûri, fucurla, fısk ve fucurla uğraşan ve bu konuda herkesin bildiği kadınlar da bunlar. Mahasi bu bil kisveti ve taami, ve dolayısıyla yiyecek ve yemek sahipleriydiler. Fehemme ba'duhum en yetezevvecu bihinne, dolayısıyla o suffede kalan bazı erkekler o kadınlarla evlenmek istediler. Li'vu ila mesakinihinne, dolayısıyla o kadınların evlerine, o kadınların ellerinde bulunan imkanlara efendim sahip olup da o kadınlarla evlenmek istediler. Ve ye'kulû min ta'amihinne, ve o kadınların yemeğinden yemek ve onlarla birlikte kalmak istediler. Fe nezelet hâdihil ayetü, işte bu ayeti kerime bu olayın üzerine ne yapmıştır? Nazil olmuştur. Evet, böylece nüzul sebeplerinden 3 tanesini bu şekilde açıklamış olduk değerli arkadaşlar. Şimdi ayetlerle ilgili lataif-i tefsir kısmına geçiyoruz. Tefsir incelikleri. El-Latifetül Ula, birinci tefsir inceliği şöyle: Et-Tenkiru fi kavlihi sure. Evet, ayet-i kerimede sure kelimesi nekra olarak gelmiştir. Niçin nekra olarak gelmiştir? Suretün enzelnaha şeklinde ayetin başında sure kelimesi nekra olarak gelmiştir. Niçin? Littefhimi, evet, yani bu surenin ne kadar önemli, ne kadar büyük, ne kadar ehemmiyetli bir sure olduğunu ifade etmek için.
Peki enne Allah Teala yekulu, sanki şanı yüce olan Allah Teala şöyle buyuruyor. Hadihi suretun azimetu şe'ni celiletul kadri. Bu şanı çok büyük ve kadri, değeri çok yüce bir suredir manasında. Lima fiha minel adab-ı samiyeti, zira bu surede çok yüce edep kuralları vardır. Lima fiha minel adab-ı samiyeti, çok yüce, yüksek edep kuralları vardır. Vel ahkamil celileti, çok yüce, çok değerli hükümler vardır. Bundan dolayı bu sure gerçekten çok değerli, çok yüce bir suredir. Galel Alusiyyu, Alusi şöyle demiştir. Ve hiye haberun limüttedein mahsufin. Evet, bu hasfedilmiş, silinmiş olan bir müttedanın haberidir. Yani suretün kelimesi hasfedilmiş bir müttedanın haberidir. Ve takdiri şöyle değerli arkadaşlar. Hadihi suretün. Hadihi müttedadır, suretün haberdir. Evet, hadihi suretün, bu bir suredir. Ve uşire ileyha bihadihi tenzilen leha menziletel hadir el müşahid. Evet, hazır olan, müşahit olan bir konumda, konuma indirilerek ne yapmıştır? Bu sureye işaret edilmiştir. Ve kavluhu teala enzelnaha, enzelnaha Allah-u Teala'nın bu kavli şerifi ve ma ba'dehu ve ondan sonraki kısmı sıfatun leha müekkedetun, evet, surenin sıfatıdır ve pekiştirmek, tehkit etmek için getirilmiştir. Lima ifadeti tenkir minel fahameti, zira sure kelimesinin nekir olarak gelmesinde ne kadar büyük ve ne kadar önemli olduğunu ifade etme vardır. Min haysu zati, yani bizatihi bu surenin çok büyük, çok değerli bir sure olduğunu ifade etme vardır. Bil fahameti min haysu sıfatı, sıfat bakımından da gerçekten bu sure çok büyük ve çok önemli, çok değerli bir suredir. Evet, El-Latifetü Saniye, ikinci tefsir inceliğine geçiyoruz. Tekrir-u lafz-ı enzelnaha, sure birinci, bu surenin birinci ayetinde enzelna fiili tekrar edilmiştir. Fî kavlihi enzelnaha, enzelnaha ve enzelna fîhâ ayâtin. Yani bu şekilde iki defa enzelna lafzı tekrar edilmiştir. Niçin tekrar edilmiştir? Li ibrazi kemalil inayeti bi şe'niha. Bu surenin durumuna tam manada bir önem vermeyi ifade etmek için, açıkça belirtmek için. Ve huve yushbihu, bu da, bu kullanım tarzı da benzemektedir. Zikral hası badel ammi. Evet, umumi bir ifadeden sonra hususi bir ifadenin zikredilmesine benzemektedir. Lil inayeti vel ihtimami, evet, umumi bir ifadeden sonra hususi bir ifade zikredildiğinde onun, hususi ifadenin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar ona önem verildiğini belirtmek için böyle bir uygulama yapılmaktadır. Evet. El-Latifetü Thalisetü, üçüncü tefsir inceliği de şöyle değerli dostlar. Galel Fahrur Razi, Fahruddin Razi şöyle demiştir. İnnehu Teala zekara fi evvel sureti, şanı yüce olan Allah surenin başlangıcında zikretti. Enva'en minel ahkami vel hududi, evet, had cezalarından ve ahkamdan bazı çeşitleri zikretmiştir. Ve zekara fi ahiriha, surenin sonunda da Allah Teala zikretti. Dela ile tevhidi, tevhidin, Allah'ın varlığının, birliğinin delillerini zikretmiştir. Fe kavluhu teala, ve Allah Teala'nın şu sözü, faradnaha ifadesi,
işaretün ilel ahkam, evet, hükümlere işaret etmektedir. Ve kavluhu ayatün beyinatün, ayatün beyinatün kavli şerifi ise işaretün ila delaili tevhidi, tevhid delillerine işaret etmektedir. Ve yüeyyiduhu kavluhu, şu ayeti kerime de bunu, bu manayı teyit etmekte, kuvvetlendirmektedir. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, umulur ki öğüt alırsınız, ibret alırsınız. Ayeti de bunu teyit etmekte, pekiştirmekte, kuvvetlendirmektedir. فَاِنَّ الْاَحْكَامَ, zira hükümler لَمْ تَكُنْ مَعْلُومَةً, daha önce bilinmiyordu. Hatta يَتَذَكَّرُوا بِهَا, ki böylece insanlar ne yapabilsin? İbret alsın, öğüt alsın. Dolayısıyla Allah Teala bu surede çok önemli hükümleri indirmiştir ki böylece insanlar, inanan insanlar o hükümleri öğrenerek ibret alıp, öğüt alıp onları hayatlarında tatbik edebilsinler. قَالَ الْعَلُوسِيُّ, Alusi de şöyle demiştir. وَهَذَا الْوَجْهُ, indiği hasenin, evet, bu vecih, yani bu yön gerçekten benim yanımda çok güzel bir vecihtir, güzel bir yöndür diyerek böyle bir açıklamada bulunmuş Alusi. El-Latifetur Rabiatü, dördüncü tefsir inceliği de şöyle değerli dostlar. Kavluhu Teala لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ifadesi aslu لَعَلَّ لِتَّرَجِّي, Arapçada lealle fiili asıl itibariyle teracci için kullanılır. Teracci yani ummak, beklemek anlamında. Ve teracci la yeliğu minallahi teala, tabi ummak, beklemek Allah için uygun değildir. Allah'a, efendim, Allah için uygun olan bir ifade tarzı değildir. İnsan niçin umar, bir şeyi bekler? Bilmediği için. Ancak Allah Teala'ya böyle bir şeyi isnat etmek asla doğru değildir. Çünkü Allah Teala her şeyi bilir ve bilgisi nihayetsizdir, sonsuzdur ve bilgisi kesindir. Dolayısıyla Allah için teracci, böyle bir ifade kesinlikle söz konusu olamaz. وَلِذَٰلِكَ تَكُونُ لَعَلَّهُنَ بِمَانَا لَا مُتَّالِي. O zaman ayeti kerimedeki bu lealle ifadesi Allah için kullanıldığında efendim la muttalil anlamına gelmektedir. Yani bir şeyin sebebini, illetini bildiriyor. Yani ey li tetezekkeru ve tetedebberu bima fiha. Yani bu suredeki hükümleri düşünesiniz ve öğüt alasınız diye Allah Teala indirdi. Öğüt almanız ve tedebbür edip düşünmeniz için indirdi anlamındadır. Evet. Besteşhedu bi kavli şair. Ve bu manada da şu şairin şu sözünü şahit olarak getirmişlerdir. Fegultum lena, bize dediniz ki, siz bize dediniz ki kuffu el hurube, savaşları sonlandırın, savaşı bitiriniz. لَعَلَّنَا نَكُفُّ, ki biz de bitirelim. Yani bizim savaşı bitirmemiz için sizin savaşı bitirmeniz gerekir. وَوَثَّقْتُمْ لَنَا ve kulle مَوْسِقٍ, ve bize bütün efendim garantileri ne yaptınız? Bütün teminatı verdiniz şeklinde böyle bir beytle ne yapılmış? Şahit getirilmiş ve burada لَعَلَّ, lealle fiili talil için sebebi bildiriyor. Bu manada şahit olarak getirilmiştir. Ey kuffu'l hurube linekuffe. Yani bizim savaşı bitirmemiz için sizin savaşı bitirmeniz gerekir manasında. Ve zekeral kurtubi veçhen ahara, bunun başka bir yönünü, başka bir manasını daha zikretmiştir. Ve huve en tebka lealle teracci için kalabilir.
Velakin yekunu teraci minel mahlubi. Evet, yaratılanlar için teraci, yani umma manasındadır. La minel halibi, yaratan Allah hakkında değildir. Ey recaen minkum en tetezekkeru. Evet, sizin öğüt ve ibret almanızı umarak manasındadır. El-Latifetul Hamisetü, beşinci tefsir inceliği de şöyle değerli dostlar. Fe'in gîle, şayet şöyle denilirse, mel hikmetü fî en yebde Allahu fizzina bil mer'eti ve fissarigati bir raculi. Evet, mel hikmetü, hikmet nedir? Fî en yebde Allahu fizzina bil mer'eti. Zinada kadınla başlaması ve fissarigati bir raculi, hırsızlıkta da erkekle başlamasının hikmeti nedir? Yani ayetlerde, zina ile ilgili ayette Allah-u Teala kadınla başlıyor. Hırsızlıkla ilgili ayette de erkekle başlıyor. Yani ezzaniyetü vezzani feclidu kulle vahidetin minhuma mi'ete celde buyurarak ezzaniyetü, yani kadınla başlıyor. Hırsızlıkta da es-sariqu ve's-sariqatu fakta'u eydiyahuma. Es-sariqu, yani erkekle, hırsızlık yapan erkekle başlıyor. Peki bunda hikmet nedir diye sorulduğunda, fel cevabu, bunun cevabı şöyledir. Enne zina minel mer'ete ekbahu. Evet, zinanın kadından meydana gelmesi çok çirkindir. Ve cürmuhu eşne'u, ve bu suç, kadının zinaya teşvik etmesi, zina yapması daha çirkindir. Lima yeterettebu aleyhi min teltihi firâşir racul. Zira erkeğin yatağını tamamen kirletme ve bir takım kötülüklerin meydana gelmesini sağlamaktadır. Ve fesadül ensab ve ilhagül ağır bil aşira. Dolayısıyla kadından zinanın meydana gelmesiyle neseplerin bozulması söz konusu olmaktadır. Ve ilhagül ağır bil aşira, kadının mensup olduğu aşirete ve kabileye bir ağırın, bir ayıbın ilişmesi söz konusudur. Sümmel fadiha bin nisbeti lil mer'eti bil hamli. Sonra da kadının bu zina ilişkisi sonucunda hamile kalması söz konusudur. Tekûnü ezhar ve edvem. Dolayısıyla bu zinanın kadından meydana gelmesi elbette daha açık ve yani bu kötülükler daha ortadadır. Ve lihâdâ kâne takdîmuhâ alerracülî. İşte bu sebeplerden dolayı zinada kadın ayet-i kerimede önce, erkekten önce zikredilmiştir. Ezzaniyetü vezzani şeklinde. Ve amma serekatü, hırsızlığa gelince, fel galibu vuku'uha miner raculi. Yani hırsızlık galiben çoğunlukla erkekten meydana gelir. Li ennehu ecrav aleyha, çünkü erkek hırsızlığa daha fazla cüretkardır. Ve ecledu ve ahtaru, dolayısıyla erkekten meydana gelmesi daha tehlikelidir. Fe guddime aleyha lidalike, işte bundan dolayı da, bu sebeplerden dolayı erkek hırsızlıkta kadından önce zikredilmiştir. Galel Kurtubi, Kurtubi şöyle demiştir. Guddimet ezzaniyetü, zina eden kadın, fi hadihil ayeti, bu ayeti kerimede önde zikredilmiştir. Min haysu kâne fî zâlike zamâni zinen nisa fâşin. Zira bu ayetin indiği dönemde kadınlardan zina daha yaygındı, daha çoktu. Ve kâne li imâil Arap, Arapların cariyeleri ve bagâyel vakti râyâtun, nitekim zina eden kadınların belirli bayrakları vardı. Ve künne mucahiratun bidalike, bunu açıkça
o bayrakları evlerine asarak orada zina edildiğini açıkça ilan ediyorlardı. Ve zükira vucuhen uhra tüeyyidü ma sebeba, önceki anlatılanları teyit eden başka vecihler de sebepler de zikredilmiştir. Evet, böylece bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dostlar. Bugünkü dersimizi şu duamızla bitiriyoruz. Allahümme fehimna esrarel Kur'ani kema tuhibbu ve terda ve veffikna li hizmetihi. Ey Allah'ım, Kur'an'ın sırlarını sevdiğin ve razı olduğun şekilde anlamamızı nasip eyle. Bizleri Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmede muvaffak kıl. Rabbim bizleri öğrendiklerimizle amel edip rızasına eren salih kullarından eylesin. Amin, amin, amin. Bi hurmeti Seyyidil Muhsenin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala. Fatiha.